Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz yumuşacık kek tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz, 3 yemek kaşığı kuru üzüm, 1 çay kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine oda sıcaklığında beklettiğimiz 3 adet yumurtayı ve şekeri ekleyip köpük köpük olana dek çırpalım. Süt ve sıvı yağı ekleyip birkaç tur karıştıralım. Daha sonra unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek kabımıza alalım. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bu miktar az da olsa kullandığınız unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Fakat kek harcımızın kıvamı kesinlikle katı olmasın. Aksi takdirde kekiniz sert olur. En önemli püf noktalarından bir tanesi de kek harcımızın kıvamıdır. Tüm tariflerimde olduğu gibi kullandığım malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kullanacağımız kuru üzümü yıkayıp süzdükten sonra üzerine un serpelim. Unun fazlasını süzgeçten geçirelim. Aynı şekilde kullanacağımız cevizi de unlayarak hazırlayalım. Bu sayede kullandığımız kuru yemişler veya damla çikolatalar dibe çökmeyecektir. Birkaç önemli püf noktalarına dikkat ederseniz sizler de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Kuru üzümü, cevizi ve tarçını da ekledikten sonra spatula ile karıştırmaya devam edelim. Kalıbımızın her yerini tereyağıyla yağlayalım. Kek harcımızı kalıbımıza döküp eşit miktarda yayalım. Daha sonra tezgahımıza birkaç defa vurup havasını da aldıktan sonra 175 derece fırında ortalama 30 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Kekimiz pişerken ilk 20 dakika fırını kesinlikle açmayalım. Kekimiz pişti. Yaklaşık 5 dakika sonra uygun bir tabağa ters çevirelim. Gördüğünüz gibi rahatlıkla da çıktı. Evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz lezzetli ve yumuşacık bir kek oldu. Verdiğim birkaç püf noktalarına dikkat ederseniz eminim sizler de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Sizler kekin son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda diyorum. Bugün de sizlerle beraber kek hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.